Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis ödüllü bir baget tarifim var. Fransızların meşhur ekmekleridir biliyorsunuz baget. Hamurumda görmüş olduğunuz gibi çok az miktarda taze maya kullanacağım. Ortalama 4-5 gram kadar diyebilirim. Artı 240 gram su kullanacağım. Normal çeşme suyu ılık olmasın. Artı bir bardak pardon bir tatlı kaşığı malz kullandım. Şart değil, kullanmayabilirsiniz, varsa kullanın. Hepsini bir karıştıralım, mayayı eritelim. Ardından unlarımızı ekleyelim. 200 milimlik su bardağıyla toplamda 2,5 bardak yani 290 gram kullandım. Bu kullandığım un bir tık daha ince bir un, pardon kalın bir un. O yüzden onu da ayrı ölçtüm. Ama siz aynı unla hazırlayabilirsiniz. 70 gram da oydu. Yani toplamda 360 gram un kullanarak hazırlayabilirsiniz. 7 gram kadar da tuz ekledim, bir tatlı kaşığı. Hamurumuzu şöyle bir 4-5 dakika kadar yoğuralım. Elde de yoğurabilirsiniz. Hiç problem değil. Şart değil makinede yoğurmanız tabii ki. Sonrasında zeytinyağı ile yağladığımız bir kapaklı kaba hamura aktaralım. Orada bir saat boyunca oda ısısında dinlendirelim. Eğer kışın yaparsanız şöyle bir kalorifer yanına koymanızı veya üzerine sarmanızı tavsiye ederim. Ortalama bir 24 derecelik oda ısısı olması gerekiyor çünkü. Bir saat kadar mayaladıktan sonra tezgahın üzerine biraz zeytinyağı sürelim tekrar. Hamuru üzerine döküp katlama işlemi yapacağız. Bu katlama işlemini her yarım saatte bir, 3 kez olmak kaydıyla yapacağız. Katlama işlemini siz seyrederken ben size birkaç bilgi vermek istiyorum bu baget hakkında. Bu bageti Fransa'da bir fırının ustası 2006 yılında ön mayalama, normal baget, öncelikle şunu söyleyeyim, çok pardon, normal baget ön mayalama yapılarak hazırlanıyor. Ama 2006 yılında bir usta, fırın ustası bu bageti ön mayalama yapmadan hazırlıyor. Ama gece bekleterek hazırlıyor, ön mayalama yapmadığı için uzun bekleterek. Daha öncesinde aynı şekilde 95 yılında da yine bir Fransız ustası ön mayalama yapmadan bu şekilde hazırlıyor ve gerçekten her ikisi de çok güzel sonuçlar veriyor. Ayrıca 2006 yılında dönemin Fransız başbakanı da bu bahsettiğim ustanın çalıştığı fırından ekmekleri, bagetleri alınıyor. Oradan temin ediliyor, geliyor evine. Gerçekten çok güzel bir baget. Lütfen mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman neden bu kadar övdüğümü, anlattığımı siz de anlayacaksınız. Bana hak vereceksiniz. Tekrar katlama yaptık, gördüğünüz gibi yine kabımızı alıyoruz, üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendirdikten sonra görüyorsunuz ikinci katlama sonucunda artık hamurun gelmiş olduğu durum bu. Oldukça elastik, pofuduk pofuduk kabarmış durumda. Üçüncü katlamayı da yaptıktan sonra dinlendireceğiz yine bir yarım saat, bir saat kadar. Eğer bu katlama işlemlerini atlamazsanız gerçekten söylediğim gibi çok güzel bir bagetiniz olacak. Artık hamurun gelmiş olduğu durumu görüyorsunuz, öyle değil mi? Ne kadar güzel baloncuklar olmuş. Bu baloncuklar ekmeğimizin, bagetimizin içindeki gözenekleri oluşturacak. Bu açıdan çok önemli. Tezgaha bir miktar un serpelim.
Hamuru üzerine alalım. Ortadan ikiye de bölebilirsiniz direkt bu aşamada. Çok fazla baloncuklarını söndürmemeye özen gösterelim. İki eşit uzunlukta baget hazırlayacağız. Hamuru şöyle yukarıdan aşağıya doğru sarkıttığınız zaman zaten kolayca uzuyor ve görmüş olduğunuz şekilde her iki taraftan da ortaya doğru kıvırarak birbirinin üstüne bastırıp kapatarak katlıyoruz. Form veriyoruz daha doğrusu. Artık katlama işlemini bitirdik. Bu arada yine küçük bir bilgi vermek isterim. Fransa'da 167 çeşit baget formu olduğu söyleniyor. Form verme şekli olduğu söyleniyor. Yani bu sadece onlardan bir tanesi diyebilirim. Un serptiğimiz bir temiz bezin üzerine gördüğünüz gibi kanallar yapalım. Eğer başka bir bagetleri koymak için bir tepsiniz, aparatınız yoksa o şekilde orada sabaha kadar dinlenebilir. Eğer bagetinizi öğleden sonra hamurunu hazırlamaya başlarsanız, akşamda gördüğünüz gibi bu son işlemi, form verme işlemini yaparsanız, ertesi gün sabah da bagetlerinizi pişirebilirsiniz. Üzerine tekrar biraz un serpelim. Kenarına şöyle açma folyosunu da sıkıştırdım ki enine doğru genişlemesin çok fazla diye. Üzerine çorba geçirdim. Kurumaması gerekiyor tabii ki üzerlerinin. Bu şekilde sabaha kadar bekleyecek buzdolabında. Eğer kış aylarında yapıyorsanız balkona da koyabilirsiniz. Ortalama olarak en çok 4-5 derece olmalı. Sabah çıkartıp yarım saat kadar dinlendirdikten sonra 250 dereceye ısıttığınız fırında pişirebilirsiniz ilk etapta. Derecede pişirirken fırının içerisine mutlaka küçük bir fırına dayanıklı kap içerisinde sıcak su koyun lütfen. Buhar versin. Bir 10 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra kabı çıkartın, buhar kabını ve fırının derecesini de 230 dereceye düşürün. Bu şekilde 25 dakika kadar daha pişirdikten sonra bagetleriniz hazırdır. Gördüğünüz gibi az önce de söyledim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir bagetiniz olacak. Eğer bu katlama işlemlerini sabırla yapar, hazırlarsanız hamurunuzu. Daha ne olsun öyle değil mi? Ne kadar güzel olmuş iç dokusu görüyorsunuz. Hamurun nasıl ayrıldığını ekmeğin içinde tel tel. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Evlerinizde de lütfen mutlaka deneyin ve denedikten sonra da bana yorumlar kısmından fikirlerinizi lütfen yazın. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Eğer videomu ilk kez izliyor ve beğendiyseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Yorum ve beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet olun.